Merhaba. Bugün elimde Beretta Bot 70 tabanca var. Bu tabanca aynı zamanda halk arasında düğmeli Beretta olarak da biliniyor. Çünkü şurasında şarjörünü çıkarmak için bir düğme var. Bundan dolayı halk arasında düğmeli Beretta olarak bilinen bir tabanca. Şimdi isterseniz bu tabancayı sizinle beraber masaya yatıralım, sökelim, inceleyelim. Dediğim gibi bu Beretta'nın Bot 70 model bir tabancası. 7.65 bir tabanca. Şuradaki düğmesinden dolayı, yani şarjör çıkarma mekanizmasının düğme ile çalışmasından dolayı bu tabancaları halk arasında düğmeli Beretta olarak isimlendiriliyor. Karadeniz yöresinde özellikle çok fazla kullanılan bir tabanca bu. Bu tabancanın şurada gördüğünüz gibi bir emniyet mekanizması da var. Yani emniyet kuruluyken mekanizma geri gelmiyor. Emniyeti açtığınızda mekanizma çalışıyor. Bakın emniyetli ve emniyetsiz olarak bu şekilde çalışıyor bir tabanca. Tüm her şeyde olduğu gibi, yani tüm tabancalarda elinize aldığınızda yapmanız gereken gibi öncelikle tabancamızın emniyetli bir hale getirmek istiyorum. Öncelikle şarjörü söküyorum. Atım yatağının boş ve herhangi bir mermi olmadığından emin olduktan sonra boş bir yere herhangi bir canlıya doğrultmadan tetiğini düşürüyorum. Evet, tabancamız şimdi daha emniyetli ve bu tabanca hakkında biraz daha konuşalım isterseniz. Tek hareketli bir tetiğe sahip ve emniyeti de gövdesinin üzerinde gördüğünüz gibi. Küçük, hafif ve kompakt bir tabanca. Özellikle gizli taşımak isteyenlerin tercih edebileceği bir tabanca. Çünkü gerçekten çok hafif. Videonun sonunda da zaten bunu hassas teraziye koyacağız ve orada tartacağız kaç gram olduğunu, oradan beraber bakacağız. Gördüğünüz gibi tabancayı elime aldığımda tam olarak elime oturmuyor. Yani şu parmağım boşta kalıyor. Bundan dolayı da firma zaten şarjöre şuraya bir uzantı yapmış ve en alttaki parmağınızın buraya, daha doğrusu elinizin komple buraya rahatlıkla oturmasını sağlamış. İsterseniz şarjörü yerine takalım ve görüyorsunuz şarjörü yerine taktıktan sonra elim tam olarak oturuyor bu tabancaya. Şimdi isterseniz önce her yönden size şöyle tabancayı göstermek istiyorum. Bu da diğer yüzünün görüntüsü. Burada PB, Piero Beretta Mod 70 Made in Italy yazısı var. Diğer tarafında Pietro Beretta Gardone YT Made in Italy yazısı var. Üst tarafı zaten alışık olduğumuz klasik Beretta, yani açık namlu şeklinde. Bu görüntüde gerçekten tabancalara çok yakışıyor. Beretta bu işi çok güzel yapanlardan. Şimdi isterseniz tabancayı sökün ve takına başlayalım. Bunun için öncelikle yine buradaki düğmeye basıyoruz ve şarjörü çıkartıyorum. Dediğim gibi buradaki çentik önemliydi. Şimdi tabancanın üst kapağını hafif geri alıyoruz. Ve bu mekanizmayı gördüğünüz gibi zaten sadece buranın içinde dönebiliyor. Bu mekanizmayı şu konuma getirdiğinizde üst kapak zaten otomatik olarak kendiliğinden çıkıyor. Tabancayı söktükten sonra çok fazla dağıtmayacağız zaten. Ana parçalarıyla dağıtacağım. Ana parçalarını sökeceğim. Burada bir milini ve üzerine takılı olan yayı görüyorsunuz. Bunları çıkartayım. Daha sonra namlusunu çıkartıyorum. Bu namlu da dediğim gibi beyaz kaplanmış ve hoş bir görüntüye sahip olmuş. Daha sonra bu tabancayı istediğiniz gibi yağladıktan sonra ve bakımını yaptıktan sonra şimdi tekrar toplayalım. Namlusunu yerine takıyorum. Mili yayın içine geçirip yayı da kendi olması gereken yere yerleştireyim. Evet, üst kapağın toplanışı bu şekilde. Tabancada bir hayli yağlı, yani bakımı güzel yapılmış. Alt tarafında içini göstereyim burada. Şuradaki rayları görüyorsunuz.
tabancayı bu rayların içine yerleştireceğiz şimdi. Üst kapağı bu rayların içine yerleştirdikten sonra mekanizmayı ileritiyoruz. Ve dediğim gibi şuradaki mili bu çentin içinde hareket ettirerek bırakıyoruz. Evet, tabanca şu anda kurulmuş durumda. Şarjörünü de yerine takalım. Ve burada biraz gez ve arpacıktan da bahsetmek istiyorum. Arpacık gördüğünüz gibi gövdenin üzerinde. Gez de yan taraftan gövdenin üzerine geçirilmiş ve kırlangıç bir geze sahip bu tabanca. Bazı modellerde görmüştüm çünkü ben buradaki arpacık şuradaki namlunun üzerinde olabiliyordu ama bu modelde yani mod 70'lerde arpacık gövdenin üzerinde. Şimdi isterseniz hassas teraziyi getirelim ve onunla beraber bakalım bu tabancanın ağırlığı ne kadar diye. Hassas terazimizi kuralım. Açalım. Şarjörü çıkartıyorum. Şarjörsüz olarak 599 gram. Yani 600 diyebiliriz. Şarjörsüz olarak 600 gram tutuyor bu tabanca. Şarjörü de üzerine koyuyorum. Şarjörle beraber de 648. Buna da yuvarlak olarak 650 diyelim. Şarjörle beraber de 650 gram bir hafifliğe sahip bu tabanca. Bu gerçekten 765 tabancalar için gayet güzel rakamlar. Yani bu silahı sürekli olarak üzerinde taşımak isteyen insanlar için gayet hafif, kompakt, güzel yapıda bir tabanca bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.